Toprağımıza bahar geldi, yeryüzü uyandı. İnce, kırılgan ağaçlara su yürüdü. Gövdeler patladı tomur tomur, yaşamın tüm coşkusu dallarda. Uyanın hey, yılgınlığı, miskinliği, hoyratlığı yerin dibine gömün. Toprağımıza bahar geldi. Gün döndü, ay dolandı. Sarı çiçekler dağları boyadı. Hadi, seyreyleyin Torosların yamaçlarını. Toprağın karnını dinleyin. Otların kokusunu çekin içinize, yağmuru, bulutu izleyin uzun uzun. Yeni doğmuş oğlakların belenleri çınlatan sesine kulak verin. Güzel yurdumuza bahar geldi. Şükür, bu kışta ölmedik diyen yörük analarının yürekleri kabına sığmaz oludu şimdi. Dinleyin hey, ne günler gördü bu topraklar, ne baharları muştuladı. Uyanın hey! Hamsin gelir, yazı getirir, cemre düşer, kışı getirir diyen dedelerimiz var bizim. Varlıkla avunmayan, yoklukla dövünmeyen, acıyı bal eyleyip, bıkmadan, usanmadan umudun türküsünü söyleyen babalarımız var bizim. Dinleyin hey! Kulak verin bu toprakların koynundaki seslere. Kulak verin Torosların coşkun ırmaklarına. Kara keçiye, kurda kuşa kulak verin. Söğüde, cevize, elma çiçeğine kulak verin. Kulak verin sert fırtınaların taradığı yamaçların otuna. Bu topraklarda umut tükenmez. Toparlanın, hiç yere gitmiyoruz. Yeryüzünün bu en güzel coğrafyasını, bu efkarlı yurdu, her bahar gövdeleri patlayan bu çitlembik ağaçlarının altında sonsuza kadar bekleyeceğiz. Islak çarıklarda dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür diyerek çıktığımız yolda bu hafta sizleri Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı bir yörük yurdu olan Karaöz'e götürüyoruz. Antalya-Isparta karayolu üzerinde bir zamanlar tüm görkemiyle ovayı ikiye bölerek akan Aksu çayının kıyısında kurulan Karaöz, 1980'li yıllara kadar geleneksel tarım ve hayvancılık üretimiyle geçinen insanların yaşadığı içe kapalı bir kasabaymış. Dereboğazı yolu olarak anılan Isparta yolunun açılmasıyla birlikte Karaöz'ün içe kapalılığı yavaş yavaş değişmiş. Bugün birkaç mahalleye bölünen Karaöz, etrafını çevreleyen dağlar, verimli yemyeşil ovasıyla tam bir yeryüzü cenneti. İşte o cennetin ademlerinden biriyle tanıştıracağız bugün sizi. Honamlı yörüklerinden biri olan 68 yaşındaki Nasuh Gülmez'le. Bakmayın soyadının Gülmez olduğuna. Daha selamlaşır selamlaşmaz yüzündeki o insancıl gülüşüyle yaşamının satır aralarına çekip alıveriyor bizi. Öyleyse gelin hep birlikte insanı aşık eden bu coğrafyanın coşkun dereleri gibi gürül gürül akan bir gönüle sahip olan Nasuh Gülmez'e kulak verelim hep birlikte. Anadolu vatan Türkiye köyüm, Ahmet Yesevi hocadan huyum, garacı olan amcam Dadaloğlu dayım, Genç Osman'ın neferi meriyim, ben Antalya doğumlu bir yörüğüm. Ömrüm çobanlıkla geçti. Kışın sahilde Antalya'da, yazın Toroslar'da, Akşehir'de, yaylalarda koyun gütmeyine geçti. Baba ölü, ana cahil, göçer idik yayla sahil. İstedim ki yapmak tahsil, vahim hayat, yırtık çadır. Karaöz'e 74'te ikamet ettim. Daha önceleri bu oturduğumuz Kocabilen mevkiini dedelerimiz, babalarımızın ismi yok, dedelerimiz almış. Geçi otla yurt için. Ama biz döşem altında kalırdık. Benim doğum yerim döşem altı. 74'te yerli olarak ikamet ettik. Sülalenin gerisi de isken oldu. Konya Ovası'na, Polatlı'ya isken oldu. Mecbur kaldık. Oturduk buraya. İsken işte o zamanın gününde 1954'te Polatlı Dağınlar, 1959'da Konya Kadınan'da örnek denler. İsken oldular dışından diye devlet isken etti o zaman yerleşsinler diye.
Halbuki Antalya'yı bırakıp gitmeseler, orada tarlanın dönümü, burada bir da, orada 5 dönüm yer sarsan buradan bir arsa almıyor. Antalya kıymetli yer, döşem altında kalsalardı daha kıymetliydi. Bizim Yörükler'de grip işin Deli Hasan, kardeşi Şeker Ağa zengin. Bu adamı kardeşleri eli günü bakmamış, kendi başına anlatamamış. İnsanın mesela en büyük ceza bir insana anlaşılmayan, anlayamayan toplumun içinde kalması. İleri görüşlü bir adam, evlenmemiş, kardeşlerine darılmış, Türkiye'yi her yeri gezmiş, Zonguldak kömür fabrikasında ilk orada çalışmış. Geliyordu böyle anlatırdı işte, ya siz Haymana'ya, Konyovası'na, Polatlı'ya, Çöle Gedesi'ye, Antalya'da inde durun. Yurt bilmezsen yurda kon atasözü var. Döşem altında kaç tarihi eser var? Konyovası'nda kaç tarihi eser var? Kıymatını bilmediler. Bu adam bağıra bağıra öldü gitti. Şimdi de anladılar. 10 dönüm tarla satsan onu da gar derler. Konya'da, Polatlı'da, Haymana'da. Antalya'dan bir arsa 300 metre yer alamaz. Toprak bu kadar değerli. Toprak bu kadar değerli, yerinde değerli. Güzel Antalya'm dünyanın gözünde. Zemeri'de Nergiz açar, Hayıtlıca özünde. Tarih yatar Akdeniz'de, düzünde. Ne fayda, akıl yok ne oğlunda ne kızında diyeyim. Antalya'da duranlar da bu güzel Antalya'nın kıymetini bilmiyorlar. İskanların ardından Yörük Obalarının dağıldığını anlatan Nasuh Gülmez'in kabına sığmayan yüreğinde birçok yaşanmışlık var sanki. Oturup dertleştiğimiz belenin karşısında başı karşı Bozburun Dağı yükseliyor. Hemen aşağımızdaysa Aksu Çayı eski görkemli günlerini ararcasına Akdeniz'e ulaşma çabası içinde. Aksu Çayı daha evvel beynelmülel kendi gelişine göre akardı. Yağmur taşkın çok oldu mu sel basardı. İki yaka o depe bu depe birbirine birleşir, arası suyuna dolardı. Biz yaylalara göçerken develerine hayvanları, geçileri, koyunları zor atladırdık. Şimdi baraj yapıldı yukarılara. Kısık diye bir yer var, Gargı Kısığı, Karacören Barajı. Oradan istenildiği kadar sağlıyorlar suyu. Şimdi seviyeli. Bir azim kanaattır, çektiyse gönüllü zahmettir. Yörüklerde yayla seyil göçmekse alışılmış gönüllerde bir servettir. Yörük çok. Çeşidi de çok yürüyüm. Tabii bilmeyenler sanır ki sadece yürüyün hepsi aynı. Nasıl Türkiye'de 40 bin köy varsa yürüyün de öyle çeşidi vardır. Biz Honamlı, Hacı Biramlı obasındanız. Honamlı 7 mahalledir. Ama yürüyün şimdi adı kaldı. Yani geçmişte bir kültürlü, bir yaşam evet. biçimiydi, bir üretim evet. biçimiydi. Yörüklerin bildiğim kadar huyu ve atları mesela göçü töreyi unuttu yörükler dedim. Sahili var yayla adı Urum'dur. Kışın sahil yazın yayladır yurdum. Dört yufka ekmeğe deriz bir dürüm. Her konalgaya yurt deriz yörükler. Yörükler ayrı ayrı soy obalar. Vaktiyle isim almış dedeler. Amasyalı, imanı karalı, töngüşlü. Manavlu obası biraz kaba serttir. Her yörüğün bir mizacı vardır. Gacar, Hayta, saçı kararlılar yazın yaylada muhabbet ederler. Eski yörük ıhtir, garsavurdanlı inat, inadına okuyanlar avukat olur. Eski yörük garsavurdanlı çok iddiacı yörüktür. Honamlı derler ya 7 mahalle. Hacı İbrahimli benim dedemdir. En iyi yardımlaşan Recepli yörüğüdür. Hoş sohbet etkeç Hacı Eseli'dir. Aydın'dan beri Akşehir'den geri Denizli, Muğla, Burdur yöreleri benim babamın büyük dayıları duygusal tertemizdir kızıl ışıklı yörükleri. Denizli'de. Kızıl ışıklı. Üç oba birbirine çok benzerler. Çok çalışır, çok acele ederler. Çakal yörüğü Karadeniz Laz'a benzer. Tırtar sabah dövüşür, akşam barışır. Kötekli de her yarışa karışır. Karadır kara koyunlu koyunu. Hepsi pehlivandır bilir oyunu. Sakın tutturma tahtacı huyunu. Mizacı serttir, çam gibi devirir adamı. Hacı Mehmetli'de imam emekli çoktur. Kosata laf yok,
haytalarda tektir. Sarı geçili tedarikli yörüktür. Çoşlu kendini beğenir kabadır. Daha yörük çok, kara geçili horzum üç etekli güzeliyle Afyon'da buhurcular. Çok zekalı 40 yaşında kafayı yer o süper zekalı çakal yörükler. Avşar inançlı cesurdur, silah atar. Ecnebi yörükten ezeli korkar. Dadaloğlu Ozan türküler yakar, yörüğü kıyan bir Necip Paşa var. Kilimi çok güzel dokurmuş ebem, biri şehit, biri gazi, iki dedem, külü mayalı göç çekerken anam, göçü töreyi unuttu yörükler. Zor zahmet yörükte göçmek gelenektir. Yörüğü kandıran yayla su ottur. Bizim Hacı Biramlı ikramı bol, nasıl yandı da anlayanı yoktur. 1765 yıllarında, 1765'li yıllarda bu Yörük Dadaloğlu aşiret kavgası devletine kavga olduğu esnada bizim soy, benim sülale Hacı İbrahimli Yörük işte Aydın Denizli arasında göçüp gelirken Yörük Necip Paşa bir tabur askerine rast geliyor. Kılıçtan geçirin, göbekten işer gömün diye. Oralarda rast geliyor. Sorgu sual yok, göbekten işer bırakmak, erkek olanları kılıçtan geçirin diye. O kadınlar çor çocuk çığırıltı, bağırıltı. Gelinin bir tanesi keçede bilerdi yörükler çocuğunu. Keçede bilekli çocuğu süt kazanının altına atıp üstüne bir stil atıyor, çul atıyor. O galıyı, o çocuğu alıp o kadınlar çor çocuk kaç kişiyse ağlaya ağlaya Adana'ya varıyorlar. O çocuğun ismi de İbrahim'miş. Sülaleden erkek bir o galıyı. Adana'da 17 yaşına kadar o çocuk duruyor büyüyünce tekrar Antalya'ya, bura Antalya'ya geliyorlar döşem altına. Kovanlık köyünün önünde Dünek Tepeler diye ovada tepeler vardır. Oraya gelip konuyorlar. Kovanlık'ta dedik ya mizacı sert Karakoyunlu Hamıcıoğlu varmış. Lakabı Hamıcıoğlu Kovanlık'ın ağası. Ona işte ihbar ediyorlar. Yörük gelmiş, sene danışmadan gelmiş bizim huduta konmuş. Getirin onu, zaptiyeleri geliyor. Bizim İbrahim dedeyi dövelek sövelek alıp gidiyorlar. Bir sürü eziyet edip salıyorlar. Kime danıştın, bura geldin falan. Ondan sonra İbrahim dede tabii terk ediyor orayı. Akşehir'e yaylaya gidiyor. Kışla nereye gittiyse aradan bir hayli zaman geçince bir yayla zamanında Akşehir yaylasında da Akşehir Gölü'nün kenarında develer yandak diken oluyor Ağustos'a doğru. O tikeni çok seviyor. Deve tikeni çok yer ya. Bunun develerini çalıp gidiyor. Bizim Hacı İbrahim dedi. Çalma değil de birilerine getir diye insanlık öğretecek. Devesini bir yaz güdüyor Akşehir Ovası'nda, Akşehir Gölü'nün kenarında. Develer şekli değişiyor. Çok güzel oluyor. Güzün gene göçüp geliyor. Aynı Kovanlı'nın Dünek Tepelerinin dibine konuyor. O ağanın yaltakçıları, işçileri diyorlar. Aa senin develer Katarina gelmiş. O yürüp gene gelmiş. O çocuk İbrahim gene gelmiş. Palas pantalas af buyur küfür müfür sözlerine gelip dövelek sövelek deveyi toparlayırlar. Onu şey yapıyorlar. Ya bir adam ol diye. Divene bak. Diven değişti. Sen gene değişmemişsin diye. Diveye bir bakıyor. Doğru. Ulan yürüp diye. Yaylığına karışman. Sahiline her sene bura gel, nereye gidersen git. İşte biz o vesileyle bunlara alışmış kalmışız. Nasuh Gülmez binlerce yıldır bıkıp usanmadan insanın insana ettiği zulümlerin toplumsal hafızadan aktarıla aktarıla bugüne ulaşan öykülerini anlatıyor. Ancak yine de umudun her zaman yaşam aşkıyla yeşerdiği öyküleri de saklıyor çıkınında. Ta Oğuz Atan'ın gününden beri, kamların, şamanların gününden beri gönülden gönüle, kulaktan kulağa taşınan yaşanmışlıkların, öğütlerin, masalların, kahramanlık öykülerinin günümüzdeki aktarıcılarından biri olan Nasuh Gülmez'in yolu en çok da aşka düşmüş. Bu coğrafya insanı aşık eder dedik ya, Nasuh Gülmez de hem bu coğrafyaya hem de onun koynunda güzelliklere aşkla, tutkuyla bağlanmış bir gönül eri. Bakın, bir gece yarısı kara çadırın içinde aşkın şerbetini içtiğini söylediği günden beri olan iç yangınını nasıl anlatıyor bize? Ya aşıklık genelde bir Allah vergisi. Sülalede var bu.
mesela bizim yörüklerde bir deyim vardır. Anadan olur uşak, diveden olur köşecek. Divenin yavrusuna köşecek derler. Anamın amcasında da varmış bu Hacalı dede. Söylerlerdi. O zaman okuma yazma da yok dilden dile. Bir gün 68'in Şubat ayının sonlarıydı. Mart'ta askere gittim zaten. Döşüm altı 40 gözün orada çadırımız vardı. Çadırda anamına yatıyorduk. Gece rüyamda geldiler. Bir bayan, bir erkek, genç. Bana işte aşk şerbeti diye bir şeyler sundular. Ben alkol vardır diye almam dedim rüyamda falan. Büyük bir orada kervancı hanı da var, mezarlık da var. Ben başlamışım türkü söylemeye rüyamda. Anam yanımda uyanmış. Ben uykuda türkü söyleyemişim. Anacığım işte eski karlar, inançlar öyle mezarlık olup eski yapı tarihi eser olunca çocuğumu şeytan çarptı diye bir yas tutmuş. Bir uyandım anam başımda ağlayı. Ana sen niye ağlayın? Yavrum sen neler dedin ağzından hiç duymadığım şeyler çıktı dedi. O geceden sabahına bir ateş bastı. Ne zaman duygu geldiğinde hemen yazayım. Milyon versem bir kelime yazılmaz ama geldiğinde de yazmadan ah buyur aynı idrarın geldiğinde gitmeden duramadığın gibi geldiğinde yazmadan duramam. Ya bu Garöz'e ilk geldiğim sıralarda yoksul perişan buraya geldik bir de eski burada oturan akrabalar geldiğimiz istemedi. Avukata düştük varis kavgası bilmem ne hasta oldum stres oldum hastalandım hastaneye düştüm. Hastanede yattım orada bir ihtiyar adam var bu Garöz'den yerli onunla 3-5 gün hastanede beraber yattık hastane arkadaşlığı yaptık. Hastaneden ben önce çıktım sonra sordum o amca da gelmiş onu bir ziyaret eden dedim mahalleleri falan bilmeyen burada. Cebel Mahallesi var şurada köselere bağlı Cebel Mahallesi. Gittim ihtiyarı buldum. Beryan'dan gelirken Beryan'da komşusu Yeşil Pehlivan vardı burada. Bayağı şampiyon güleşçi Yeşil Pehlivan. Baba dostuymuş babam biliyormuş ben bilmiyorum tabi. Pencereden bana ünledi. Gel arkadaş çocuğu gel bir çayımız iç ulan. Ben perişan hastaneden yeni çıktım. Zayıfın üstüm başım belki tıraşım yok. Varmaya utandım. İlla ısrar etti. Çıktım. Konak evi altında inek damı falan var. Biraz konuştuk. Bir çay içtim. Müsaade istedim. Büzülerek, ezilerek. Aşağı inerken merdivandan indim. Evin altında da İki kızı var. Biri bize çay falan getirdiydi. Büyük kız ineğe sahiymiş. İnek de eski yoz ineklerden tabii 3-5 kilo sütü oluyor. Çömlek deriz bakır saplı. Çömleğe sağmış. Ahırdan tam çıkınca biraz da çömleğe tutunca gerdan da böyle geldi. Ben de öyle yakında güzel görmediydim. Şok olmuş. Ne oldu? Yıldırım çarpar gibi oldu. Buraya evime gelecek ya. Geri merdivana almışım ben. Merdivene ayım odanın kapısına varınca dış kapıya tak kafayı vurdum. O zaman aklım başıma geldi. Kız aşağıdan bir baktı. Ebü diye gülüyor. Şirvesi öyle. Ebü diye gülüyor bana. Geri indim. Vay anasını neden geldim? Neden geldim? Neden gördüm? Görmeseydim, gelmeseydim. Çırpına çırpına şuraya gelmişim bizim Kocabeleğe. Patike yol var. Şurada mı burada mı derken o zaman farkına vardım. Bacağıma vura vura bacağım çürümüş. Hani vay anasını gelmeseydim diyor. Patike yolu şurada mı burada mı diye elimi kesince bacağım ağrıdı baktım. Fena etmişim. Zülfü'de külmüş zaman kaşlar ya. Aman aman o sandım bu canımdan aman aman derdiyle geze geze o
sandım bu canımdan aman aman derdiyle geze geze. İşte ilk onda oldum öyle şey. Her yörede olur hatça, gerdanı var akça akça. Seni sevdim candan çokça, yeşil kızı pembe hatça. Değilim kız namus düşmanı, yalnız senin aşığın. Yemek yerken ellerinde kaşığın, yutsan beni pembe hatça. Dedim çok böyle. Kültür Bakanlığı'nda, burada Antalya'da Kültür Müdürlüğü, beni tanıyorlardı tabii. Yazı yazmışlar oraya. Ankara'da şiir yarışması olacakmış. Şiir yarışmasına gün verdiler, kalma git dediler. Gittim ben Polatlı'da, akrabalar var, ben onları bulamam ya, Ankara'ya Emet'te. Kültür Bakanlığı'nın şubesi var orada. Sabah mesai başlamadan vardık. Onlar da gezeleydim, baktım jüriymiş, 7 kişi geliyorlar. İmtihan edecek olanlar. 3 tanesi mi bayan, biraz da erkek. Ben böyle bakarken bayanın bir tanesi hiç öyle bayan görmedim ben. O kadar kafadayı dal boylu Argovan, Malatya Argovan'dan Alevi kızıymış. Saçları salmış. Kazak var. Tek düğme vurmuş. Onu da salmış. Saçlar taburda. Yürürken rap rap rap. Ağzım açılmış böyle bakınmış kalmışım ben. Her şeyi unuttum. İmtihana geldik ya. Tam dengime geldiklerinde ne bakıyorsun lan bir dirsek vurdu bana. Ya ben sen gibi bir maya görmedim de dedim, bir garip çobanın dedim. Dalmışın dedim ben. Maya ne lan dedi. Anlattım tüllü devenin dişisine 4 yaşın aşanına maya dediler ya, bu vurdu ölü oğluna. Bir dirsek daha vurdu bana. İmtihanı da kazanamadım. Ona kafam deli oldu. Dal boylu saçı salmalı, kaşına gözüne bakıp durmalı. Sen gibi güzel ceylanı ben gibi garip çobana vermeli dedim. Bir dirsek daha vurdu. Öyle kaldı. Bir kökte uzamış yar yar sarmaşık gibi. Bir kökte uzamış yar yar sarmaşık gibi. Uzamış gerdana yar yar saçların güzel güzel, saçların güzel. Gözlerim ufukta bir ışık gibi, kara bulut gibi yar yar, kaşların güzel.